Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salati ve etemmü teslim. Ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi. وعلى إخوانه من جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل وأتباع كل أجمعين والحمد لك يا رب العالمين أولا وآخرا والحمد لله كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Müsned ileyhin marife oluşu ahvalini okuyoruz. Zamirlerden bahsettik. En başta zamirler marife olarak en başta zamirler geliyor. Zamirleri anlattık. Sonra özel ismi anlattık. Alem, özel ismi anlattık. Ve daha sonra ismi işareti anlattık. Ve şimdi ismi mavsule geldik. İsmi mavsul, ne demek ismi mavsul? Niye ismi mavsul adı verilmiştir? Ellezi, elleti, ve müsedda ve cimerleri, tesniye ve cimerleri. Ma ve ben, bunlar da elfaz-ı umumdan ve ism-i mevsul olarak adı karşımıza çıkıyor. Niye bunlara ism-i mevsul dendi? Bir düşündünüz mü? Marifelerden bahsederken zamir dedik. Niye zamir diyoruz? Ben bazen böyle olmayacak şeyleri düşünürüm. Zamir demek vicdan demek, değil mi efendim? Ve zamir demek gizli ve kapalı şey demek. Ama burada zamir ene, ente, huve. Meydanda olan şey. Niye bunun adına zamir demişler? Var mı bir fikrin? Evet, herhalde benim cevap vermem gerekiyor, değil mi efendim? Zamir denmesinin sebebi nedir diye düşünürseniz, çünkü onlar bazen gizleniyorlar, saklanıyorlar. Akulu, diyorum, onun altında ne var? Ene var, gizli. Takulu, takulina. Hanımlara söylüyorsun, ne var onun altında? Ente var veya enti var, değil mi? Yakulu, ne var onun altında? Hıva var. İşte bu gizleme durumlarının nazara itibarı alarak nuhat ne demişlerdi? Bunlar zamir demişlerdi. Halbuki o zamirler, açık olan zamirlerin hiçbir alakası yok. Ama o açık olan zamirler bazen ne yapıyor? Fiillerin altında ne yapıyorlar? Müstetir, yani gizli, örtülü oluyorlar. Onun için zamir dedik. Özel isim gayet normal. Onda bir şey yok. İsmi işaret, o da fevkalade. İsmi işaret. Ama ismi mevsul niye demişler? Elleziye. Neden isim mevsul demişlerdi? Mevsul ne demek? Vasıl eden, vasıl ulaşan. Mevsul ulaşılan. Ellezi'ye kolay ulaşılmıyor. Neden? Sıla olursa ancak ulaşılıyor.
ulaştırıcı bir sebep lazım orta yerde. Onun için adına ne demişler? Mevsul, ulaşılan, vasıtayla ulaşılan, cüelleci hiçbir anlam taşımıyor. Ama onun anlamı nerede yatıyor? Silede yatıyor. Sile ne demek? Ulaştıran demek. Aradaki bağ demek. Sile aslında ödül, mükafat, bağış anlamlarına geliyor. Sile. O anlamlara da geliyor. Ama burada ulaştırmaya vasıta olan şey, yani ellezinin ne demek olduğunu, ne manaya geldiğini nereden çıkarıyoruz? Sıladan çıkarıyoruz. Eğer sıla olmasa ulaşamayacağız o zaman. Onun için de ulaşılan diyoruz. Sıla da zaten ulaşmak. Vasıl olmak, bir şeye ulaşmak. Bu bizi ne yapıyor? Sıla ona ulaştırıyor. Ulaşalım mı? Okuyalım artık. Peki efendim. El mevsuliye. Sıla olma durumu. Müsned ileyh. İleyhin sile mevsul olma durumu. El mevsuliye ismi müsned ileyhin mevsul olma durumu. Ve zelike bu da diye esbabin bir takım sebeplerden ötürü mevsul olur müsned ileyh. Minha bu sebeplerden önemlilerini burada ne yapıyoruz? Arz ediyoruz. Minha bunlardan. İktisaru ilmil muhatabi alessileti. Muhatabın ilminin silede münhasır olması, sileye bağlı olması. Sileyi biliyor, sileden başka bir şey bilmiyor. O zaman için mevsulün bu iktisaru ilmi, ilmil muhatabi, muhatabın ilminin İktisar etmesi, inhisar etmesi, ait olması, nereye? Alessileti, sileye ait olması. Sile olursa onun ne yapar? Müsned ileyhin manasını ancak anlayabilir. Ne gibi? Ke'en la ya'leme min evda'il musnedi ileyhi. Müsned ileyhin durumlarından bilmemesi gibi. İlla ancak ma varede fissileti, silede varit olan malumatın dışında müsned ileyhi bilmesi mümkün değil. O zaman ellezi getiririz, müsned ileyhi ellezi yaparız ki sile getirelim ve açıklayalım. Çünkü o siledeki malumatı sadece biliyor. O müsned ileyhin siledeki malumatını biliyor. Onun için sileyi getirmek için de ne getirmemiz lazım? Mevsulü getirmemiz lazım. O zaman ismi mevsul getiriyoruz. Sileyi zikredeceğiz. Çünkü muhatabımızın hitap ettiğimiz kişinin sadece sile hakkında malumatı var. Peki ne gibi mesela burada? Kekavlike senin sözün gibi. Ellezî kâne ma'nâ emsi amîdül kulliyeti. Ellezî o kimse ki kâne idi mana bizimle beraberdi emsi dün bizimle beraber olan amidül külliyeti fakültenin dekanıdır. O dün bizimle beraber olanı biliyor muhatabımız. Ama onun kim olduğunu bilmiyor. O zaman bu sileyi koymak zorundayız. İsim mevsul olarak müsned ileyhi isim mevsul yapıyoruz. Neden? Çünkü muhatabımızın bilgisi sileden ibaret. Sileyi kullanmak için isim mevsul getiriyoruz. Evet, ellezî kâne ma'nâ emsi, dün bizimle beraber olan kişi, amîdül külliyeti, fakültenin dekanıdır. Peki, burada ben size bir sorsam, amîdül külliyetin desek, ne fark vardır amidül külliyeti veya amidü külliyetin? Arasındaki farkı nasıl mülahaza edersin? Evet. Efendim? Birisi marife, birisi diğerine ke. Tercüme ederken nasıl söylersiniz onu? Bilinen bir fakültenin
Evet, yani tercüme ederken kısaca fakültenin dekanı derken bu bilinen fakülte oluyor. Ama fakülte dekanı derseniz, bakın bu kadar basit anlıyoruz değil mi? Fakülte dekanı derseniz herhangi bir fakülte. Ama fakültenin dekanı derseniz o zaman ne oluyor bu? Bilinen bir fakülte oluyor. Ve bütün marifelere bu izafe terkibinin manası, hoş geldiniz kaçak. Eyvallah. Tamam mı efendim? Demek ki marifeye muzaf olursa, izafet olursa bilinen bir fakültenin, fakültenin makamı demeniz kafidir. Ama fakülte dekanı derseniz herhangi bir fakültenin dekanı olur. Bu anlaşıldı mı efendim? Demek ki ismi mevsul. Neden Müsned ile ismi mevsul olarak getirilir? Sebeplerinden bir tanesi, çünkü muhatabımız sıledeki malumatı biliyor. Onun için Müsned ileyhi ismi mevsul yapmamız gerekiyor ki muhatabımız kim olduğunu anlasın, elleciğinin ne demek olduğunu sıleden ne yapsın, çıkarsın. Be ikinci durum. İstihcanu tasrihi bi ismihi. İsmini açıklamanın çirkin ve kaba olması. Müsned ileyhin ismi pek öyle beğenilen bir isim değil. Onun için ne yapıyoruz onu? İsmini açıklamıyoruz. İsmini açıklamıyoruz. Onun yerine neyi kullanıyoruz? İsim mevsul kullanıyoruz. İstihcan, müstehcen görmek, çirkin görmek, kaba görmek. Kekavlil fukahayı, fıkıhçılarımızın sözü gibi, fi nevakıdil vudu'i, abdesti bozan şeyler hakkındaki fıkıhçılarımızın sözü gibi ne diyorlar? Ve yankuduhu, abdesti bozar. Ma o şey ki haraca çıktı mine sebileyni, iki yoldan çıktı. İki yoldan çıkan bu şeyi bozar diyor. Abdesti bozar diyor. Ma isim mevsul. Haraca onun sırasıdır. Tabii ki isim mevsulü getirirseniz onu anlamak için mutlaka ne olması gerekiyor? Bir sıra gerekli. Ma haraca mine sebileyn, önden ve arkadan veya iki yoldan çıkan abdesti bozar diyor. Ma ne yerinde kullanılmıştır burada? El bavlu vel gayetu. Biz ilim tahsil ediyoruz. Vuzuha kavuşturmamız gerekir bazı şeyleri. İdrar ve dışkı. Bunları fıkıhçılar ne yapıyor? Müstehcen kaba söz diyor. Bunları kullanmıyorlar. Ve onun yerine ismi mevsul kullanmaktadırlar. Müsned ileyhin ismi mevsul gelmesinin ikinci nedeni nedir o zaman? Anlaşıldım efendim. Müsned ileyhin müstehcen kaba bir kelime söz olmasıdır. Bel ve gayet gibi kaba bir söz olmasıdır. O zaman onu ne yapıyorlar? Onun yerine kinaye olarak ondan bedel, onun anlamını taşıyan bir ismi mevsul getiriyorlar. Cim, üçüncü mertebe. Ziyadetu takriri vel izah. Takrir ve izahı artırmak. Ziyadesiyle takrir ve izah etmek. Neyi takrir ve izah? Lil garadi el mesuki lehul kelam. Kelamın sevk edildiği maksadı izah ve takriri artırmak. Kelam ne maksatta zikrediliyorsa, ne maksatla söyleniyorsa, o maksadı izah, fazlasıyla izah etmek,
ziyadesiyle vuzuha kavuşturmak için ne yapılır? Müsned ile isim mevsul olarak getirilir. Şimdi bu anladık mı bu ön planı? Anladık. Pekala. Kema fi kavlihi teala, Allahu Teala'nın kavli şerifinde olduğu gibi. Ve râvedethu leti fi beytiha an nefsihi. Evet, okumadım ben orayı. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَرَاوَدَتْهُ رَاوَدَ رَادَ اَرَادَ رَاوَدَ. Bu fiillerin hepsi de istemek manasında. Ne manasını ifade ediyor? شَاءَ وَطَلَبَ manasında. Ama اَرَادَ شَاءَ وَطَلَبَ. Rade ve Ravede gidip gelmek. Bir şeyin talebinde gidip gelmek. Bir şeyin ardına düşmek yani. Gidip gelmek, ısrar etmek manalarını. Rade ve Ravede. Ve Ravedethu ona gidip geldi. Onu isteyerek. An nefsihi. Nefsinden isteyerek. Burada an ile şey yaptığı zaman, müteaddi olduğu zaman râvedetû, baştan çıkarmak, ayartmak manasını ifade ediyor. Ve râvedetû ona gidip geldi. An nefsihi onu baştan çıkarmaya. Ben ayet-i kerimeyi gönlünü çelmeye diye, nefis burada gönül. Çelmek, gönlünü çelmek için gidip uğraştı durdu. Gidip geldi. Ve râvedethu, anlaşıldı efendim, onu muravede, buradaki muravede onu elde etmek için, baştan çıkarmak için gidip gelmek, uğraşmak manasını ifade ediyor. وَرَاوَدَتْهُ onu talep etti. Onu istedi aslında. Râvede istemek var. Bizim malcilerimiz onun nefsinden kam almak. Yani diyet şey yapıyorlar, mal veriyorlar. Ben pek zevk edemiyorum onu. Çünkü onu baştan çıkarmak veya onun gönlünü çelmek için uğraşıp durdu. وَرَاوَدَتُ o kadın onu istedi, arzu etti ve peşine düştü. Elleti, râvedetin faili kim? Elleti. Elleti nedir burada? Müsned ileyhtir ve isim mevsul olarak gelmiştir. Elleti o kadın ki huva Yusuf fi beytiha onun evindedir. Yusuf'un evinde olduğu kadın Yusuf'un peşinden, Yusuf'u baştan çıkarmaya, çıkarmak istedi. An nefsihi, nefsini, o manada söyledim ben, Kur'an-ı Kerim'in, çünkü ifadeler aynen tercüme etmek isterseniz çok yavan olur, anlayamazsınız. Evinde bulunduğu kadın, onun gönlünü çelmeye uğraştı. Çelmek istedi. Çünkü istemek fiili o mana vardı. Onun gönlünü çelmek istedi. Burada müsned ileyh nedir? Elletidir. Müsned ileyh elleti neyi gösteriyor? Neden bedeldir? Zelihadan veya imra'atul aziz, azizin karısından beri. Niye varavedetu imra'atul azizi demedi Allah? Veya varavedethu hu zeliha adını zikredebilirdi. Bu zeliha İbranice bir isimdir. Züleyha diye telaffuz edilmesi yanlıştır. Hani bunu ismi tasvir şeklinde telaffuz ederler. Doğru değildir, zelikadır.
Peki وَرَاوَدَتْهُ زَل۪يخَ deseydi olur mu? Olurdu. اِمْرَاتُ الْعَز۪يزِ deseydi, o da Aziz'in karısı, o da olurdu. Ne Zeliha dedi Allah, ne de İmratül Aziz dedi. Ne dedi burada? Elleti. Elleti bir isim mevsul getirdi. O isim mevsulü müsned ileh yaptı. Neden? Çünkü onun bir sılası var. O silede çok önemli bir husus meydana çıkacak. Huve fi beyti. Evinde yaşadığı, evinde bulunduğu kadın onu ne yaptı? Baştan çıkarmaya çalıştı, ayartmaya çalıştı, evinde bulunduğu kadın. Niye buna şey yapıyor, temas ediyor? Çünkü Yusuf peygamberin iffetini ve nezahetini daha esaslı bir biçimde izah etmek istiyor. Daha kuvvetli bir biçimde ortaya koymak istiyor. Evinde bulunduğu kadın eğer ona kendini peşkeş geçer, çekerse ve o da hayır derse, bu iffet ve nezahetin zirvesi demektir. Anlatabiliyor musun? Allah niye buldu? Bu ince tabiri niye? Niye şey görüyor, daha afdal görüyor? Çünkü Yusuf'un nezahet ve iffetinin fevkalade yüksek olduğunu belirtmek için, ziyadesiyle izah ve takrir için elleti fi beytiha diyor. Çünkü evinde bulunduğu kadın orada başlamıyor. Bütün kapıları da kapıyor. Hiçbir mani yok. Dışarıda tecavüz etse belki şu olur bu. Hayır. Böyle olmasına rağmen ne yapıyor? Maazallah. Allah korusun diyor. Ve yanaşmıyor. Evet. Tekrar ibareyi okuyalım. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي O kadın onu gönlünü çelmeye çalıştı. Huva o Yusuf fi beytiha onun evinde bulunmaktadır. Annefsihi gönlünü çelmeye çelmek istedi. Fel garadu garat nedir? Maksat nedir bu? Müsned ileyhin mevsul olarak getirilmesinden maksat nedir? Takriru iffeti ve nezaheti Yusuf'a aleyhisselam. Yusuf aleyhisselamın namusluluğunu, iffetini ve nezahetini, ahlak temizliği, nezahet, nezih insan, ahlakı temiz kişi demektir. Ve nezaheti Yusuf'a aleyhisselam, Yusuf aleyhisselamın iffet ve nezahetinin takriri için yerleştirmek. وَالْمَذْكُورُ zikredilen bu durum, müsned ileyhim burada mevsul olarak getirilmesi, اَدَلُّ عَلَيْهِ onun iffet ve nezahetini daha iyi gösterir. اَدَلُّ delaletini daha iyi gösterir. مِنْ اِمْرَأَةِ الْعَز۪يزِ Aziz'in karısı demekten, اَوْ زَل۪يخَ veyahut da زَل۪يخَ demekten, daha güzel ne yapar? Onun iffet ve nezahetini takrir eder, ortaya meydana koyar. لِيَنَّهُ çünkü اِذَا كَانَ ف۪ي بَيْتِهَا eğer o kadının evinde ise وَمَكَّنَتْهُ ona imkan vermişse مِنْ نَفْسِهَا kendine karşı kendini ona peşkeş çekmişse o manada mekkenethu ona imkan vermişse min nefsiha nefsine yaklaşmaya nefsinden ona nefsine yaklaşmaya imkanını vermişse anlaşıldı mı? Ve lem yef'al ve yapmamışsa bu imkanı vermiş ve yapmamışsa kâne gayeten fin nezahet. O zaman ne olur Yusuf? Nezahetin zirvesinde olur. Yani oldu gayeten, gaye oldu, ulaşılacak son hedef. Nerede fin nezaheti? Nezahette gaye demek, ulaşılan, ulaşılabilen son hedef demek. Nezahette gaye olur, zirve olur demek. Eyvallah. Zannediyorum biraz halloldu mesela.
Anlaşıldı mı efendim? Burada isim mevsulü ne olarak, müsned ileyhi ne olarak getirdik? İsim mevsul olarak getirdik elleti. Halbuki Zeliha diyebilirdi Cenab-ı Allah veya İmra-etül Aziz diyebilirdi. Bunu söylemedi ve isim mevsul getirdi. Niye isim mevsul getirdi? Çünkü Yusuf'un iffetine ve nezahetine delalet edecek bir sile var orada. O sileyi orada zikretmek için. Çünkü o sile Yusuf'un nezahat ve iffetini daha güçlü bir biçimde ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Onun için elleti huve fî beytihâ dedi. Tamam. Bu üçüncü haldi. Yani isim mevsul olarak gelmesinin üçüncü sebebi buydu. Dört. De tefhimuhu, abartmak, büyütmek. Büyütmek için müsned ileyhi çok büyük göstereceğiz. Onu müsned ileyhi olduğu gibi getirirsek o büyüklük manası ifade etmez. Müsned ileyhi tefhim etmek, büyütmek için. Ne yaparız? İsim mevsul olarak getiririz. Müsned ileyhi isim mevsul olarak getiririz. Kema fi kavlihi teala, Allah-u Teala'nın kavli şerifinde olduğu gibi, فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَغَشِيَهُمْ onları örttü. مِنَ الْيَمِّ denizden, مَا غَشِيَهُمْ örten örttü. Ma o şey ki gaşiyahum örtü onları. Halbuki burada ma isim mevsul. Gaşiyahum da nedir? Sıfatıdır. Ma şey sılasıdır. Niye örten örtü diyor? Yani ne yerinde kullanıyor burada? Mevcun hailun. Fe gaşiyahum örtü onları. Minel yeme denizden ne örter insanı? Elbette ki dalga verdi. O dalga o kadar büyük, o kadar kocaman, ama dev bir dalgaydı ki mevcun demek kafi gelmiyor ona. Yani mevcun hailun demek de belki o mana ifade etmiyor. Ma gashiyahum ifadesi alabildiğine büyük bir dalga. Korkunç bir dalga ne yaptı? Onları örttü demek oluyor. فَغَشِيَهُمْ مَوْجُنْ هَائِلٌ deseydi bu kadar tesirli ve ifadeli olmazdı. Buradaki mevsul olarak gelmesi ne yapıyor? Hadiseyi, olayı alabildiğine büyütüyor. فَمَا burada ma مُسْنَدٌ اِلَيْهِ müsned ileyhtir. Ey ne manaya geliyor yani? Mevcun hailun gaşiyahum. Mevcun hailun gaşiyahum. Korkunç bir dalga. Dev bir dalga. Çok hail, korkunç da olabilir. Dev bir dalga. Ne yaptı? Onları örttü. Gaşiyahum. Onları kapladı, örttü demek. Aslında fe gaşiyahum minel yemmi mevcun hailun. Başka yok. Yani esasında uma neyin yerinde oturuyor? Mevcun hailunun yerinde oturuyor. Anlaşıldı mı efendim? Bu dördüncü sebepti. Beşinci sebebe geliyoruz. El ima'u ila vechi bina il haberi. El-ima'u işaret etmek, ila vecihi bina'il haberi, haberin kuruluşunun cihetine, yönüne işaret etmek. Yani müsnediyle müfteda olacak ya, fail olacak ya, onun bir haberi olacak veya kaydı olacak, mef'ulü olacak. Onun için o mef'ulün
ne tarzda bir mef'ul olduğunu veya ne tarzda bir haber olduğuna işaret etmek için ne yapılır? Müsned ile ismi mevsul olarak getirilir. Anlıyoruz değil mi efendim? Ben endişe ediyorum. Endişe etmeme gerek yok. Belki de vehmediyorum. Yani anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı diye. Bir vehim beni tekrar etmeye itiyor. Tekrar bu Hasan. Böyle bir kere 180. Oldu efendim. El-İma'u işaret etmek ila vecihi bina'il haberi. Haberin kuruluşunun yönüne, vecihine, şekline, suretine işaret etmek için ellezi getirilir. Ne diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de? Görüyorsunuz zaten bütün örneklerimiz hep Kur'an'dan. Çünkü o bize gerçek örnekleri veriyor. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn. İnnellezîne, inne hurufi müşebbehe bil fiilden, ismini nafs ve haberini ref eder değil mi efendim? İnnellezîne nedir o zaman? İsmidir. O halde innenin ismi aslı nedir? Müptelalıdır. Müfteda nedir? Müsned ileyhtir. Bakıyorsunuz burada müsned ileyh ne olarak gelmiştir? Ellezine gelmiştir. Niye Allah ellezine dedi? İnnel kafirine deseydi olmaz mıydı? Olmaz. Çünkü burada bir haber kuracak. O haber, anlaşıldı mı efendim? O kafirlerin bulundukları halin, vaziyetin cezası olacak. Bir haber gelecek arkadan. O haber onların kötü hallerinin cezası olacak. İnnellezîne isim mevsul getiriyor ki hallerini belirsin. İnnel kafirine şey ne halde olduklarını kafir işte imansız. Ama innellezîne deyince ne yapıyor onlar? Haber, onu sıyla da ne durumda olduklarını gösteriyor onlar. İnnellezîne yestekbirûne yediremezler gururlarına. An ibadeti, bana ibadet etmeyi gururlarına yediremezler. Bana ibadet etmeyi gururlarına yediremeyenler diyor. Niye böyle söylüyor onu İnnel kafirine? Çünkü o gururlu ve kibirli insanlar ne olacak? Hakir ve zelil kılınacaklar. Haberde onların hakir ve zelil kılınacağı belirtilmektedir. Onun için İnnellezîne yestekbirûne an ibadet. İnnellezîne o kimseler ki yestekbirûne bir yıktı tasarlar. Gururlarına yediremezler. Aynı değil mi? An ibadeti. Bana ibadet etmeyi. İbadetimi gururlarına yediremezler. Bana ibadet etmeyi gururlarına yediremezler. Ne olacak onlara? Şimdi haber seyedhulûne, işte haber burada. Seyedhulûne girecekler cehenneme. Cehenneme girecekler. Dâhirîn, hor ve hakir olarak. Büyüklük mü dansa diyorsunuz? Hadi bakalım hor ve hakir olarak ne yapın diyor. Cehenneme girin. Allah Allah. Görüyorsunuz burada innel kafirîne seyedhulûne cehenneme dâhirîn deseydi bu kadar bu güzel anlam kaybolurdu. Bu güzel anlam kaybolurdu. Onun için el-kafirine müsned ileyhi isim olarak getirmedi. Ne olarak getirdi? İsmi mevsul olarak getirdi ki sile de onların cezasına ne yapsın? İşaret olsun. Sile onların hak ettikleri cezaya işaret olsun. Anlaşıldı mı efendim? Pekala. Fe madmûnu sileti. Silenin madmûnu. İhtiva ettiği mana. İçerdiği mana. Fe madmûnu sileti. Silenin içerdiği, ihtiva ettiği mana. El istikbar.
büyüklü taslamak. Sile neyi gösteriyor? O kafirlerin suçunu koyuyor meydana. Neymiş onların suçu? El istikbar, büyüklük taslamak. Ve fihi, ve bunda da vardır, ima'un işaret vardır. İstikbar deyince, büyüklük tasladılar. Neye işaret vardır? İlla ennel habera, haber nasıl olacak? Haberin olmasına, ma yukabiluhu, bu büyüklük taslamanın karşıtı olan bir şey. Ona mukabele olan bir şeye işaret vardır. Nedir o da? Min izlalin ve tahkirin lehum biduhulihimun nara. Cehenneme girmeleriyle onların zelil ve hakir kılınacaklarına işaret vardır. Tamam değil mi? Evet. Efendim ismi mevzulü böylece bitirdik. Nereden geldi bu ismi mevzulü adı? Anladık mı bunu? Ha, bir daha tekrar edelim diyor. Yok arkadaşlarımız tekrar etsinler. Ben evet. Neden? Ne demek ismi mevzulü? Evet, bayan arkadaşlarımızdan da isteyebilirim. Sesiniz namahrem değildir yani o kadar fazla şeylik yapmayalım. Çünkü ses hiçbir zaman namahrem değildir. Ve şey yapalım, bunu biraz evvel açıkladık değil mi? Evet. Hadi cesur olun. Mevsul, biz dedik ki, nereden geliyor ismi mevsul, mevsul? Vasale'den geliyor. Vasale'nin ismi mef'ulu. Vasıl demek, ulaşan demek. Mevsul demek, ulaşılan demek. Şimdi burada ismi mevsule, niye ismi mevsul demişlerdir? Ellezi, ulaşılan demişlerdir. Çünkü sıla olmazsa ona ulaşılmaz. Sile tek vasıtadır. Onun ne olduğunu kim meydana koyuyor? Sile koyuyor. Senin olmadığın zaman bir şey daha söylemiştim. Zamire niye zamir diyorlar? Zamir, hani ilk marifelerin en başında gelenler zamirlerdi. Zamir demek vicdan demek, gizli ve kapalı şey demek. Ene, ente, huve bunlar meydanda değil mi? Niye zamir diyoruz bunlara? Şimdiye kadar düşünmediğinde ama bundan sonra düşünür bulurum. Peki niye dedik onlara zamir? Söyler misiniz? Arkadaşınız sonradan geldiği için ismi. Ha? Zamir vicdan demek. Gizli ve kapalı şey demek. Çünkü bu ana, ente, huva ne oluyor? Fiillerin altına giriyor, gizleniyorlar. Akulu. Ne var burada? Müstetir altında. Takulu. Ne var burada? Ente var gizli. Yakulu. Ne var burada? Huve var gizli. Bazen gizleniyor, bazen meydana çıkıyorlar. Onun için de ne demişler bunlara? Zamir demişler. Zamir denmenin, yoksa bu nahviyon çok esaslı buluşları vardır. Yani fevkalade değerlendirmeleri vardır. İnsanın bazen diyor ki Allah, sanki vahiy geliyor onlara ve vahiy neticesinde bu güzel isimleri buluyor ve takıyorlar. Mevsul ismi de böyle. Mevsul ulaşılan. Mevsul ellezi kendi başına hiçbir anlam taşımaz. Kendi başına hiçbir anlam taşımaz. Ona nasıl ulaşırsın diyor. Ulaştırıcı olması lazım, sile olması lazım. Sile olursa ancak onun ne manaya geldiğini anlarsın diyor. Evet şimdi beşinci kısma geldik. İnşallah bugün Müsned İleyh'in ahvalini bitirmiş olacağız Allah nasip ederse.
Lam-ı tarif. Lam-ı tarif ile marife olan, müsned-i ileyhin marife olması. Ya zamir olarak marife olur, ya isim alem olarak marife olur, ya isim işaret olarak marife olur, ya isim mevsul olarak marife olur. Şimdi de başında elif lam bulunursa ne olur yine? Marife olur. Peki bunu bakalım nasılmış. En tekune vehiye bu lam-ı tarif. Tarif lam-ı belirleme edatı. Vehiye o belirleme edatı. Ala envain. Birkaç nevidir, birkaç türdür, şekildir yani. Bu onun türlerini ve şekillerini göreceğiz. Elif. En tekune lil ahdil harici. Harici ahd için olması. Bazen o lam ne olur? Ahdi harici için olması. Ahit ne demektir? Bilgi demek, marifet demek. Bilinen demek. Ahide, yahide, o ahden harife manasında. Bilmek. Ahdi harici ne demek? Dıştan onu biliyoruz. Yani daha önce zikri geçmiştir. Buna ahdi zikri de deniyor. Hem ahdi harici deniyor, hem de ahdi zikri deniyor. Ne demek ahdi zikri? İkisi aynı manada. Harici dersen dışta, dışımızda. Çünkü onun bir de karşılığı var, ahdi zihni var. Bir de içimizde bilinen bir şey var. O içimizde bilineni bu dışarıdan bilinen. Yani zikri geçen, anlaşıldı mı efendim? Lam manasına, marife manasına geliyor. En tekune o lamın olması. Lil ahdil harici, harici ahdi, ahdi harici için. Ev zikri veyahut da ahdi zikri için. Ahit biliyorsun bilgi ve malum olma. Ya hariçte bilinen bir şey veyahut da anlaşıldığı zikri geçen bir şey olduğu için olması manasına geliyor. Lam, el. Vehiye, bu ahdi harici veya ahdi zikri lil işareti, işaret için kullanılır. Lil işareti ila mahudin, bilinen bir şeye işaret için kullanılır. Mahud. Beynel mutekellimi vel muhatabi. Konuşanla konuşulan, muhatap arasında, mütekellim ve muhatap arasında bilinen bir şeye işaret için ne yapılır bu? El kullanılır. Litakdimi zikrihi, litakdimi zikrihi, o bilin muhatapla mütekellim arasında bilinen şeyin geçmiş olduğundan, zikrinin geçmiş olduğundan, zikrimin tekaddüm etmiş olmasından, sarihan ev kinayeten, ya açıktan açığa ismi geçmiş olacak veya kinaye yoluyla, kinaye kapalı ve dolaylı anlatım. Kinaye büyük bir bahistir. Bu ilmi mani okuyoruz değil mi? İlmi beyanda karşımıza çıkacaksın. Kinaye, ilmi beyan okurken inşallah oraya vardığımız zaman kinayeyi uzun uzatıya tarif edeceğiz ve anlatacağız. Şimdi sadece burada kapalı anlatım, dolaylı anlatım diye geçiyoruz. Muhatapla mütekellim arasında, anlaşıldı mı efendim, bilinen bir şeye işaret için el kullanılır. Bu marifelik onun için yapılır. Neden bu, nereden biliniyor? Muhatapla mütekellim arasında bilinmesinin sebebi nedir? Li tekaddümi zikrihi, daha önce zikri geçmiştir.
ya sarahaten geçmiştir açıktan açığa veya kinaye olarak geçmiştir. Şimdi bunların misallerini okurken daha iyi anlayacağız. Fassarih, sarih olarak geçmesi. Kema fi kavlihi teala, Allah-u Teala'nın kavli şerifinde olduğu gibi. Em yekulune nahnu cemi'un muntasir. Em yoksa yekulune diyorlar. Diyorlar mı? Nahnu biz cemi'un bir topluluğuz, muntasir. Düşmanımızın hakkından gelebilecek, kendimizi savunabilecek, birbirimize yardım edecek, zafere ulaşacak bir toplum. Muntasir, intisar, intisar, zafer manasına geliyor. Çok manalar var. Allah Allah. Kur'an'da mal yazarken insan hayreti hangi manayı koyayım? Hangisini koysan oluyor. Yani muntasir, nehnu cemiyon muntasir. Yoksa biz kendini savunan, istediğini koparan bir topluluğuz mu diyorlar diyor Allah. Dikkat ediyorsunuz değil mi Kur'an-ı Kerim'i? Eğer böyle sönük bir tercüme yaparsanız bu belagatı manaları ne yapmaz? Tebeyyün etmez, ortaya çıkmaz. Ne diyor Cenab-ı Allah? Böyle mi diyorlar? سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ O topluluk hezimete uğrayacak diyor. سَيُهْزَمُ Hezimete uğratılacak, mağlup olacak. الْجَمْعُ O topluluk mağlup olacak. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Arkalarını dönüp kaçacaklar diyor. Allah Allah. Ne var burada? El cem'u bizim şeyimiz burada. Elif lam var başında. Bu elif lam neyi işaret ediyor? Ahdi zikri veya ahdi harici olan biraz önce geçmiş olan cemiye kelimesini işaret ediyor. Biz kendini savunacak zafere ulaşacak bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk hezimete uğrayacak, mağlup olacak. Ve arkalarını dönüp kaçacaklar diyor Cenab-ı Allah. İşte onun için burada ne var? El seyuhzemul cem'u derken Allah, onların söylemiş olduğu cemiye topluluğu ne yapıyor, kastediyor. O söyledikleri topluluk var ya hani, istediğini koparır falan dedikleri, istediğini yapar, kendini savunur falan dedikleri o topluluk var ya diyor Cenab-ı Allah. Mutlaka onlar hezimete uğrayacaklar ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Anlaşıldı mı burada? Demek ki el müsned ileyhin elle marifi olan bir kelime olarak gelebilir. Neden bu müsned ileyh bu tarzda geliyor? Bu el ne yapıyor burada? Ya ahdi zihni veya ahdi harici olan mütekellimle muhatap arasında bilinen bir şeye delalet ettiği için bu tarzda bu şekilde gelir. Burada ne vardır? Cemiye ahdi zikri veya ahdi haricidir. Ondan sonra el gelmektedir. Onların söyledikleri o cemiye kastediliyor. Allah. Allah yani konuşmaktan yoruldum herhalde. Fel cemu ibareyle şey yapalım. Fel cemu cem'e işaretun işarettir. İlâ mâ varade zikruhu zikri geçen şeye işarettir. Sarahaten açıkça zikri geçen kelimeye şeye işarettir. Fî kavlihim onların kavlinde nehnu cemiyon. Onlar nehnu cemiyon diyorlar.
buradaki el-cime, onların açıkça zikredilen cime kelimesine ne yapıyor? Delalet ediyor. Vel-kinayetu. Bu sarahaten burada görüyorsunuz ahdi, zikri veya ahdi harici için el kullanılmıştır ve sarahaten bir şeyin başına gelmiştir, kelimenin müsned ileyhin başına gelmiştir. Seyuhzemul cem'u. El cem'u nedir burada? Müsned ileyhtir. Neden? Naibi faildir. Ne dedik biz müsned ileyhi anlatırken? Müpteda fail ve naibi fail müsned ileyh olur. Burada el müsned ileyh ne olarak gelmiştir? Başında el bulunmaktadır. Bu el neyi gösteriyor? Daha önce muhatapla mütekellim arasında bilinen, mahud olan, bilinen bir şeyi gösteriyor. O da cemiye kelimesidir. Of ya Rabbi. Fel cemi'u, fel cem'u cem'e işaretün, işarettir ila ma varede zikruhu, zikri varid olan, sarahaten açıkça varid olan, fi kavlihim onların sözünde, nehnu cemi'un, nehnu cemi'un sözünde, zikri açıkça varid olan kelimeye, cemiye kelimesine işarettir diyor. Vel kinayetu, bazen de sarahaten olmaz da, kinaye olarak, kapalı olarak, dolaylı olarak anlatılır. Kema fi kavlihi Teala, Allah-u Teala'nın kavli şerifinde olduğu gibi, Meryem'in annesi söylüyor. Veleyse zekeru kel uzza. Veleyse değildir ezzekeru, erkek değildir kel unsa, kız gibi değildir. Nerede değildir ama? Mabedin hizmetine kız değil erkek daha layıktır. Çünkü onlar hep erkekler ne yapıyorlardı? Mabedin hizmetine veriyorlardı. Peki ezzekerunun başında ne vardır? Eliflam vardır. Neyi gösteriyor bu? Daha evvel söylediği bir söz var onun. İnni nezertu leke ma fi batni. Ne diyor Meryem'in annesi? İnni ben nezertu leke, sana adadım. Ma fi batni, karnımdakini sana adadım diyor. Karnımda ma, bakın ismi usul burada. Karnımdakini sana adadım diyor. Bu karnında ne olabilir? Erkek de olabilir. Kız da olabilir. Ama o erkek kastediyor. Neden? Çünkü onun zamanında erkekler mabedin hizmetine veriliyordu. Ma fi batni derken Meryem'in annesi erkek doğuracağını tahmin ediyor veya bekliyordu. Burada ma fi batni derken ne vardır? Erkek de kız da kinaye olarak zikredilmiştir. Doğru mu? Ma fi batni derken sarahat yok. Erkek mi kız mı sarahat yok. Fakat kinaye olarak erkek ne yapılmıştır burada? Zikredilmiştir. Felemma vada'atha, doğurunca kâlet inni vada'tuha unsa. وَلَيْسَ الزَّكَرُ كَلْهُنْسَ Nihayet sonunda öyle diyor. Erkek geçmedi. مَا فِي بَطْنِي demişti o. Karnımdakini sana adadım. Erkek dememişti. Peki erkek nereden çıkıyor? اَلْزَكَرْ اَلْفْلَمْ burada neyi gösteriyor? Ahdi. Ahdi zikridir. Ahdi haricidir. Ama buradaki ahdi harici mütekellimle muhatap arasında sarahaten bilinen değil, kinaye olarak bilinen bir ahdi haricidir. Anlatabiliyor muyum? Yukarıda geçti. Ahdi harici olarak. Ma'nın içerisinde hem erkek var hem kız var. Onun için kinaye olarak geçmiştir. Ve ezzekar eliflam ne yapıyor? Kinaye olarak zikredilen erkeği işaret ediyor, gösteriyor.
Fellamu fiz zekeri. Ezzeker kelimesindeki lam işaretun işarettir. İlâ mâ sebeka zikruhu kinayeten. Kinaye olarak zikri geçene işarettir. Nerede fi kavli ummi Meryem'e, Meryem'in annesinin sözünde inni ben nezertu leke sana adadım mâ fi batni. Mâ fi batni karnımdakini sana adadım derken orada ummanın altında ne var? Erkek de var, kız da var. Erkek ne olarak zikredilmiş orada? Kinaye olarak zikredilmiştir. Fema isim mevsul olan ma ve in kana ya'ummuz zekere vel inas. Erkeklere ve kızlara şamil olsa da eriyizine şamil olsa da illa enne tahriral veledi. Fakat çocuğun mabedin hizmetine azat edilmesi, bağlanması demek. Tahrir esasen tahrir köle azat etmek. Burada da çocuk azat ediliyor. Nereye? Mabedin hizmetine. Başka iş istemiyoruz senden. Sırf senin işin nedir? Mabedin hizmetinde olmaktır diyor. Li hidmeti beytil makdisi. Kudüs mabedinin, beyt mabet manasına geliyor. Makdis'te Kudüs, Kudüs mabedinin hizmetine bağlanması. İnnemâ kâne lizzukûri. Erkekler içindi bu. Meryem'in annesinin zamanında erkekler içindi. Fakat yalnız erkekler içindi. Fehiye Meryem'in annesi talebeti istedi, zekaran erkek istedi. Velakin fakat vuhibet fakat ona hibe edildi. Leha Meryem'in annesi unsa kız evlat hibe edildi. O erkek istedi ama Cenab-ı Allah ona kız evlat verdi. Onun için de diyor ki وَلَيْسَ الزَّكَرُ كَالْعُنْسَى erkek kız gibi değil. Ben onu erkek bekliyordum, kız doğurdum diyor ve erkek kız gibi değil. Yani mabedin hizmetine kızdan daha elverişlidir. O manaya geliyor. Daha elverişlidir. Burada ezzeker kelimesinin başındaki elif lam ahdi zikri değil. Ahdi harici veya ahdi zikridir ama nasıl bir ahdi zikri? Sarahet yoluyla. Yani sarahet yoluyla değil, kinaye yoluyla. Kinayeten zikri geçmiş olmaktadır. Böylece elif lam ahdi zihni, ahdi harici olur. Bu da ya sarahaten geçmiş olur o kelime veyahut da kinaye yoluyla kapalı, dolaylı bir biçimde ibarede geçmiş olur. Burada dolaylı bir biçimde geçiyor mu? Evet geçiyor. O da nedir? Nezartu leke ma fi batni. Vellamu fil unsa. Unsa'ya gelince unsa'daki lam nedir diyor? Ahdi zikri, ahdi harici, sarahetendir oradaki lam. Yani ezzekerdeki lam kinaye olarak geliyor. Ama el unsa sarahaten geliyor. Fakat bizim konumuza girmiyor. El unsa ne değildir? Müsned ile değildir. İnni vada'tuha unsa diyor. Unsa geçiyor orada, sarahaten geçiyor. Ve aşağıda da veleyse zekeru kel unsa. Benim vaz ettiğim kız gibi değil diyor. Ama burada el unsa nedir? Kayıttır. Müstedilek değildir.
Fakat sırf işaret etmek için el unsanın başında gelip lam ahdi zikri veya ahdi haricidir. Ve sarahaten geçen kelimeyi ne yapıyor? İfade ediyor. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ Müsned ileyh babından değildir. Bunu çıkarmadığıma pişman olmaya başladım ama şimdi mikrofon da buna bağlı. Uğraşmak istemiyorum artık çıkaracağım. Yok. Bu birincisi. Elif lam müsned ileyhin başında elif lam bulunur. Bu elif lam ahd-i zikri veya ahd-i harici olur. Ahd-i zikri ve harici de iki türlüdür. Ya sarahaten ahd-i zikri ve harici veyahut da kinaye yoluyla ahd-i zikri ve harici olur. İkinci duruma geldik. Bu anlaşıldı mı efendim? İkinci durum en tekune lil işareti ile nefsil hakikati. Hakikatin kendisine ne yapmak? İşaret etmek için el gelir. Ke kavlike sözünde olduğu gibi er-racülü hayrun minel mar'ati er-racülü hayrun minel mar'ati bu sizi üzmesin. Bu görüldüğü gibi mana taşımıyor. Er-racülü erkek hayrun minel mar'ati kadından daha hayırlıdır. Bu tarzda mana yanlıştır. Mana verilmez. Er-racülü mahiyete işaret ediyor bu el. Bu er-racülü erkek demek değil, erkeklik demek. Er-racülü erkeklik hayrun anlaşıldı mı daha elverişlidir, daha hayırlıdır. Minel mar'ati kadınlıktan. Erkeklik kadınlıktan daha hayırlıdır diyor. Hakikaten erkeklerin hayattaki rolü, vazifesi çok ağır. Bunu takdir etmek gerekir. Allah hiçbir şeyi yanlış yapmamıştır. Her şeyi doğru yaratmış, adil yaratmış ve yerli yerinde kullanmıştır. Evet bu ifade kadın erkekten, erkek kadından daha hayırlıdır demek değildir. Erkeklik kadınlıktan daha hayırlıdır. Eğer rüculetü, bak görüyorsunuz değil mi? Eğer rüculetü erkeklik hayrun daha hayırlıdır. Minel unuseti dişilikten ve kadınlıktan daha hayırlıdır. Fellamu firrayuli vel mar'ati er-racul ve el-mer'enin başındaki lam litarifil hakikati gerçeğin marife bilinmesi içindir. Litarif, bildirmek için litarif bir hakikati gerçeği bildirmek içindir. El muştereketi beyne cemii'l efradi min kulli cinsin. İtarifil hakikati, o hakikati belirtmek içindir. El müştereketi, müşterek olan hakikat, beyne cemi'il efradi, bütün bireylerin arasında. Min kulli cinsin, her cinsten, kadın ve erkek cinsinden, bütün bireylerin arasında müşterek olan bir hakikat var. Nedir o? Erkeklik ve dişilik. Tamam efendim. Erkeklik ve dişilik. Ve la yelzemu lazım gelmez. Min zalike bundan. En la tekune olmaması lazım gelmez. Hunaki orada. İmra'atun bir kadın.
afdalu min rajulin, erkekten daha faziletli bir kadının olmaması lazım gelmez bu sözden. Çok kadınlar var ki binlerce erkekten nedir? Daha hayırlıdır. Meryem, Cenab-ı Allah o karnındakini sana adadım derken erkek bekliyordu. Cenab-ı Allah ona ne verdi? Kadın verdi. Demek ki kadın, kızı tercih etti Allah. Onun tercihi erkekti, Allah'ın tercihi neydi? Kızdı. Çünkü o kız dünyaya bir mucize gösterecek. Çok büyük bir mucize meydana gelecek onunla. Onun için Allah erkek vermedi ona. Buradaki kadın nedir? Milyonlarca erkekten daha üstündür. Li cevazı neden? Yani bir kadın erkekten daha faziletli olmaması anlamına gelmez diyor. Neden? Lecevazi en tekune hususiyetu ferdin min ahadil cinseyn, iki cinsten birinin iki cinsten birinden meydana gelen bir ferdin hususiyetleri afdalu afdale en tekune afdale daha faziletli olabilir min hususiyeti ferdin minel cinsil ahar, diğer cinsten bir ferdin hususiyetlerinden daha ne olabilir? Üstün olabilir diyor. Şimdi ismi taftiyle geçen arkadaşlardan bir tanesi okurken en üstün diye izah etmiş, ikaz etmiş. Kimdi o? Sen miydin? Demek ki en de olabilir. Daha da olabilir. İsmi tafsilin öyle tek bir mana ile anlaşılması doğru. En üstün dersen o da gene aynı şekilde. Demek ki üstünler var da en üstünü o. Daha üstün dersen gene üstünler var da daha üstünü o. İkisi de aynı manada. Mana itibarıyla ne kadar felsefe yapmaya gerek yok. Ne yapacağız? Her iki manayı da ne yapabilirsin? İsmi tafsiyle verebilirsiniz. Evet. Müsned ileyhin başına elif lam getirilir. Marife yapmak için müsned ileyhi. Birincisi ya ahdi zikri veya ahdi harici olduğundan ötürü. Müsnedili ahdi zikiridir. Yani zikir geçmiştir. O da ya sarahaten geçmiştir veya kinaye yoluyla geçmiştir. Bu bir. İkincisi elif lam müsned ileyhin hakikatine işaret ettiği için elif lamla ne yapılır? Marife yapılır. Ar-racülü el-mer'atü mesela olduğu gibi. Ar-racülü el-mer'atü burada da اَرْرَجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ dediğiniz zaman bu kadının erkek kadından daha hayırlıdır demek yanlıştır. Bu manayı ifade etmiyor. El burada hakikate işaret etmektedir. Yani erkeklik kadınlıktan daha hayırlıdır. Bunu da anladık. Üçüncü bir bölüme geliyoruz. اَنْ تَكُونَ لِلْعَهْدِ الزِّهْنِ Ahdi harici dedik ya dışarıda bilinen, zikri geçen, burada ahdi zihni, içimizde, zihnimizde bilinen bir müsned ileyhi. Müsned ileyhi biz ne yapıyoruz? Zihnen bil, zihnimizden biliyoruz. Zihnimizde biliyoruz, dışarıda değil. Zikri geçmemiştir. Ne sarahaten, ne de kinaye yoluyla geçmiştir, ne de hakikat manası el orada ifade etmektedir. Ama ne manasına giriyor burada? Buna ahdi zihni diyorlar.
zihnimizde bilinen bir müsned ile. Onun başına elif lam gelince ne misal. Ve zalike bu da ennel muarrafe bilamil hakikati hakikat lamıyla muarref olan kelime kad ye'til mufra li ferdin vahidin bazen bir tekil için gelir, ferdi vahid için gelir. Min efradil cinsi, cinsin fertlerinden biri için gelir. Bi etibari ahdiyetihi bilindiği itibarıyla fi zihni, zihinde bilinmesi itibarıyla fertlerden biri için ne yapılır? Kullanılır. Şimdi hakikati aslında bu lam hakikate işaret eden bir lamdır yine elif lam. Müstecreyin başına gelen elif lam hakikate işaret eden bir kelimedir. Fakat bazen ne yapılır? O hakikatin anlaşıldım efendim içinde mündemiş olan fertlerden biri kastedilerek söylenir. Anlıyorsunuz değil mi? Hakikatin zımnında mevcut olan fertlerden biri kastedilerek söylenir. Hepsi değil. Mesela ezzev kelimesi kurt manasına geliyor değil mi efendim? Şimdi burada misalimiz de geçecek. Yusuf peygamberi beraberlerinde alıp kıra götürmek istiyorlar. Babaları rıza göstermiyor. اَخَافُ اَنْ يَكُلَهُ الزِّئْبُ Kurdun onu yemesinden korkarım diyor. اَزِّئْبُ Elif'ten burada belli bir kurt. Belli bir kurt yok meydanda. El burada hakikat aslında. Hakikat manası geliyor. Yani kurtluk vasfını taşıyan herhangi bir hayvan. Hayvanın onu yemesine ne yaparım korkarım diyor. Ama kurtluk vasfını taşıyan herhangi bir hayvan demek, bazen de bu hakikat lamı kurtluk vasfını taşıyan hayvanlardan biri anlamını da ifade ediyor. Anlatabiliyor muyum? Kurtluk vasfını taşıyan hayvanlardan birinin onu yemesinden ne yaparım? Korkarım demek istiyor. Entekune elif lamın olması lil ahdi zihni zihinde bilinen o şeyin zihninde Yakup aleyhisselamın zihninde tasavvur ettiği bir kurt. Anlaşıldı mı? Ve zâlike bu da ennel muarrafe bilamil hakikati hakikat namıyla marife yapılan müsnediyle kad ye'ti bazen gelir li ferdin vahidin min efradil cinsi cinsin fertlerinden muayyen bir ferd için de getirilebilir, kullanılabilir. O el o manayı da ifade eder. Bi etibari ahdiyetihi bi etibari ahdiyeti bilindiğinden ötürü fiziğini zihinde bilindiğinden ötürü bir insanı 10 tane kurt yemezsin, 1 tane kurt yemezsin. Zihinde bir kurdun onu yemesi kastediliyor. Onun için de bu bir itibari nedir? Bir itibari ahdiyeti fi zihni. Yani zihinde bilinen, bunun dışarıda şeysi yok. Ahd-i zikir de değil, ahd-i harici de değil, dışarıyla alakası yok. Zihinde tasavvur edilen demek bilinen bir kurt anlamına geliyor. Kurtlardan biri anlamını taşıyor. Kema fi kavlihi teala, Allah-u Teala'nın kavli şerifinde olduğu gibi ve ahafu en ye'kulehu zi'bu ve entum anhu gafilun ve ahafu korkarım en ye'kulehu zi'bu
o kurdun yemesinden korkarmış. Adeta belirliyor burada. Ezzeb kurt ama hangi kurt? Belli bir kurt sanki. Ve entum seyiz anhu, ondan gafilun, habersiz olursunuz. Onun farkına varamazsınız. Siz ondan gafilken, habersizken onu kurdun yemesinden korkarım. Kurt yemesinden en yekulehu zi'bun deseydi şey yok. Sorun yok burada. Ama en yekulehu zi'bu diyor. Ezzib olunca eliflem ne yapıyor? Belirliyor onu. Ezzib burada muayyen bir kurt. Peki nasıl oluyor bu? Muayyen bir kurt yok mu meydanda, ortada? Bu kurtluk vasfını taşıyan hayvanlardan belli bir tanesi. Böyle bir manada Elif Lam ne yapmaktadır? İfade etmeli. Daha bunun daha güzel örneğini göreceğiz biraz sonra. Orada başka manalara da geldiğini göreceğiz. Fe uşire işaret edildi. Billamı lamla işaret edildi. İla cinsil hakikati. Hakikatin cinsine. Bir gerçeğin cinsine. O gerçekte nedir? Kurtluktur. Kurtluk cinsine ne yaptı? İşaret edildi. Lakin fakat dımne ba'dil efrat. Bazı bireylerin, fertlerin zımnında o cinsin hakikatine işaret edildi. Burada bazı kelimesi bir de manasına gelebilir. Bazı yerlerde ba'dil efrat, fertlerden biri zımnında. Biri, birkaçı da olabilir, biri de olabilir ama burada biri. Çünkü muayyen bir fert ne yapıyor? Zihnen tasavvur ediyor, belirliyor. لِقِيَمِ الْقَرِينِ تَعَلِهِ Karine onu gösterdiğinden ötürü. فَكَاَنَّ الْفَرْدَ الْمُبْهَمَ Sanki bilinmeyen, müphem olan bir birey, fert, بِاَتِبَارِ مُتَابَقَتِهِ لِلْمَاهِيَّةِ الْمَعْلُومَةِ bilinen mahiyete uygun düşmesinden ötürü sonra maluman malum olmuş gibidir diyor. Bilinmeyen bir fet bilinmiyor. Ezzibur, burada zibun hasta gelmesi. Fakat bilinmeyen bir fert mahiyete mutabık olduğundan, mahiyete uygun olduğundan ötürü bilinen bir kurt haline dönüşüyor. Anlaşıldı efendim? Ve başına Elif Lam getiriliyor. Bu Elif Lam'ın adı neydi? Ahdi zihniydi. O zihnen tasavvur edilen bir şey. Onun ahdi zikriyle, ahdi hariciyle alakası yok. Ve kânet oldu lehu onun ahdiyetun bilinmesi oldu, ahdiye oldu. Fi zihni zihinde bir hadel itibar. Bu itibarla zihinde onun malum olması meydana geldi diyor. Ve min zâlike kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ve bu kabildendir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Umirtu, bakın burada daha iyi anlayacaksınız. Umirtu, emredildim. En ukatilen nâse İnsanlarla savaşmak emredildi bana, umirtu. Bana emredildi, en ukatilen nase. İnsanlarla savaşmam emredildi bana diyor. Hatta yeşhedü, şehadet getirinceye kadar, en la ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı olmadığına şehadet getirinceye kadar insanlarla savaşmam emredildi. En naz. Bütün insanlar. Yok, öyle değil. Peygamber bütün insanlarla savaşmak emredilir miydi ona? En nas nedir burada? Demek ki buradaki Elif Lam cins için değil, istihrak için değil, mahiyet için değil, hiçbir şey için değil. Ne için olması lazım bu? O mahiyetin içerisinde mündemiş olan belli insanlar. Yani insan gerçeği içerisine giren belli insanlar. Kimdir onlar? Müşriklerdir. Arap müşriklerdir. Ve bu hadisi okurken
insanlara karşı savaş emredildi bana diye tercüme edilmez. Çünkü böyle bir emir peygambere verilmedi. Hayır. Davete icabet etmezler ve onlardan bir tehlike arız olursa tabii ki şey yapılır ama diğerlerine davet vardır. Davetten sonra gelir savaş. Ama bu insanlara direkt savaş. Çünkü Araplara Cenab-ı Allah bu fırsatı tanımadı. Gelin Müslüman olun demeye hacet kalmadı onlara. Ya Müslüman olursunuz ya ölürsünüz. Ayetin hükmü de bu. Ayetlerin hükmü de bu. Umirtu bana emredildi. Yani o katilenler insanlarla savaşmam emredildi bana. Hatta yeşhedü la ilahe illallah deyinceye kadar Allah'tan başka Tanrı olmadığına şahadet getirinceye kadar anlaşıldım insanlarla savaşmam emredildi bana. Bu ennas nedir? Zihnen bilinen insanlardır. Kimler onlar? Araplar, müşriklerdir. Arap müşriklerdir. Bunu peygamber biliyor ve duyanlar da biliyor. Ya eyyühennas bazen böyle geçer de bütün insanlar mı yok? Arapların müşriklerine hitap ederken o söz müşriklere hitap şeklinde de varid oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Anlatabiliyor muyum? Onun için kelimenin umum manasını kastederek yani buradaki eliflamı ne yapamazsınız? Cins için alamazsınız. İstirak için alamazsınız. Buna ne diyorlar? Bunda bir şey vardır. Hakikat. Hakikatin içinde mündemiş olan muayyen kişiler demektir. İnsanlık hakikatinin içerisinde mündemiş olan, yer alan muayyen kişiler manasına geliyor. Evet, onlar da müşriklerdir. اُمِرْتَ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَالنَّاسُ Buradaki ennastan murat nedir? هُمْ كُفَّارُ وَمَكَّةَ Mekke'nin kafirleridir. وَالْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ Arap müşriklerdir. Araplardan olan müşriklerdir. لِأَنَّهُ Çünkü peygamber لَمْ يُؤْمَرْ Emredilmedi ona. بِمُقَاتَلَةِ جَمِيعِ النَّاسِ Bütün insanlarla savaşmak emredilmedi peygamber. Öyle değil mi? Böyle bir emir yok Allah'ın. Bütün insanlarla savaşacaksın diye bir emir gelmemiştir. Bunu bu tarzda anlayanlar da vardır. Maalesef yani gayrimüslimler değil, Müslüman olan kişiler de bu tarzda anlıyor. Ve ondan sonra sanki İslam bütün cihana, dünyaya savaş ilan etmiş gibi bir yorum yapıyorlar. Ca'er-racul'un evveliyatına bakmak lazım. Ha, beraber konuşuyordunuz. Şimdi adamın mesela bir adamdan bahsediyorsunuz. Ahmet, Mehmet, her neyse. O kapıyı açtı. O zaman sen ona dersin Ca'er-racul. İşte konuştuğumuz adam geldi. Burada ahdi zikridir. Ahdi haricidir. Ama Ca'er-racul'u ahdi zihni olarak anlamsız olur. Niye hocam ama hani bahsettiğimiz adam geldi. O bahsettiğimiz adam o ahdi zikri olur. Ahdi zihni olamaz yani demek istiyorum. Ama kinayi olur. Kinaye tarikiyle de olmaz. Çünkü geçmiş olması lazım evveliyatına. Ama geçmişse zaten ahdi zikri de, ahdi harici de ona. Eğer o isim mevsul olarak geçmişse, anlaşıldı mı? Yine ellezi ise
Ma öyle bir isim olsun var ki orada görüyorsunuz hem erkeğe hem kadına şamil. Ama ellezi demedi orada Meryem'in annesine dedi. Ma fi batni dedi. Karnımdakini sana alıyorum. O ma nedir burada? Hem erkek olabilir hem dişi olabilir. Onun için kinaye tarikiyle geçti diyoruz. Ben olduramıyorum. Yani sen olduruyorsan... Oldu efendim. Şimdi şurada birkaç şey kaldı, onları da bitirelim. En tekune lil istiraki hakikaten. Elif Lam'ın istirak için olması, gerçek manada istirak için olması da değerlendirilmesi de mümkündür. Ne gibi kema fi kavlihi teala, Allah-u Teala'nın kavli şerifinde oldu. Vel asri innel insane lefi husr. Vel asır. Asır hakkı için. Mutlak zaman da olabilir. İkindi vakti de olabilir. Ama vel asır burada mutlak zaman. Zamana Cenab-ı Allah yemin ediyor. Sonra diyor ki innel insane lefi husr. İnsan elbette husrandadır. Neden böyle hem zamana yemin ediyor hemen ardından da insanın husranda olduğunu söylüyor. İrtibat nedir? Asır zamanla insanın husranda olması arasındaki irtibat ne olabilir? Onu bir ara zikretmiştik, bahsetmiştik. Evet, çünkü zamanının kıymetini bilmeyen insan mutlaka husrandadır. Zaman en büyük sermayedir. İnsanın en büyük sermayesi nedir? Zamandır. Eğer o en büyük sermayeyi değerlendiremiyorsa, husrandadır. Anlıyoruz değil mi efendim? Cenab-ı Allah ona işaret eder gibi yani. Zamana yemin ediyor, sonra insanın husranda olduğunu belirtiyor. وَلَاصِرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ اَيْ كُلُّ اِنْسَانٍ Bütün insanlar istisna tabi kaideyi bozmaz. Daha sonra istisna geliyor. Bu hakikaten istirak içindir. Buradaki inne el insan başındaki el istirak içindir. Bütün insanları kapsıyor. Ev orfen veyahut da hakikaten değil de örfen, örf tarikiyle örf yönünden istilahi manada örf bir nevi istilah terim manası. Örfen veya örfen nedir? Örf yönünden istirak ifade etmektedir. Kema fi kavlike sözünde olduğu gibi istema'a sâgatu indel emiri. Emir burada prens değil. Devlet başkanı demektir. Emirul müminin biliyorsunuz eskiden öyleydi. İstema'a toplandı ya sâgatu kuyumcular toplandı. Indel emir devlet başkanının indinde, nezdinde. Bütün dünya kuyumcuları mı bu? As-sâgatı diyoruz. Yok. Oradaki elif lam nedir? Örf itibariyle as-sâga denmiştir. Elbette ki memleketin kuyumcuları. Elif lam bazen ne olur dedik? Muzafun ileyhten bedel olur. İçtema'a sağatu beledihi endel emiri olur. Elif lam nedir burada? Muzafun ileyhten bedeldir. Muzafun ileyh hasfedilmiştir. İçtema'a sağatul beledi de diyebilirsiniz. Sağatul beledi ne demek? Ülkenin kuyumcuları devlet başkanının nezdinde anlaşıldığını toplandı. Ve in kana el ifradu dallen alel vahdeti müfrettik tekliğe delalet etse de ul istiraku alet taaddudi istirakta çokluğa delalet etse müteaddiye delalet etse de fela tenafiye beynehuma aralarında bir ziddiyet yoktur.
müfrettik tekliğe delalet eder. İstiyarak da çokluğa delalet eder, taaddüde delalet eder. Öyle olmasına rağmen aralarında zıddiyet yoktur. Neden? Diyenle edat el istiyaraki. Çünkü istiyarak edatı el, innema tedhulu girer, alel ismin müfredi, müfred olan isme girer, mücerreden an manel vahdeti, vahdet manasından soyunarak, mücerret olarak girer. Femanel insani, el insanın manası, kullu ferdin minhu, insandan meydana gelen bütün fertler. Kullu ferdin, her bir fert. La mecmu afrali, fertlerinin mecmu toplamı değil de her bir fert manasını ifade eder. El insan dediğimiz zaman burada ne kastediyoruz? İnsan olan her bir insan. Ama bütün insanlar diyemeyiz. Bütün insanlar husranedir denmez. Her bir insan husranedir. Onun için el istirak manası insanda müfrettir, tektir yani, tekildir. Manası nasıl uyuşuyor bu? İstirak çokluk demektir. Müfret de tek demektir. İstirakla ve tek tek nasıl meydana bir araya geliyor, uyuşuyorlar derseniz diyor. Bu uyuşma şundan ibarettir. Çünkü elif lam girince onun teklik manası tecrid ediliyor, soyuluyor. Teklik manası kaldırılıyor. İnsan olan her bir fert manası, her bir fert manasına geliyor. Onun için de buradaki elif lam ne demekteyiz? İstiyarak manasını ifade ettiğini söylüyoruz. İstiyarak derken bütün fertler olmuyor da fertlerde insanlardan her biri anlamını ifade ediyor. Burada kalalım. Ben biraz da daraldım bu şeyde. İnşallah dersi bitirmek istedim ama olmayacak acele etmekte. Önümüzdeki derste inşallah burayı kısaca izah eder ve yeni bir derse başlarız. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ